veya yarım pap yediğimiz bir çalışma bu. Gecelikler, pijamalarda, geceliklerde, işte ne bileyim tişörtlerde, eşofmanlarda, birçok yerde, gömleklerde uygulanan bir şey. Kalıbımız neredeydi? Burada hocam. Şimdi arkadaşlar kalıbı şöyle önce izah edeyim size. Şimdi şu patın boyu artı 2 santim. Buranın uzunluğu. Çizecekseniz eğer. Patın genişliği 3,5 santim. Patın uzunluğu 18'di. Bunu 20 çizdim. 2 santim ekledim. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar değişebilir. Siz patı daha ince yapabilirsiniz. 1,5 yapabilirsiniz. 2 yapabilirsiniz. Daha kalın yapabilirsiniz. O değişir. O zaman ne değişecek? Kalıbınızın şuradaki oranları değişecek. Burada değişmeyen ne? Kenara verdiğimiz 1 santim pay. Çizdik. Sağa sola pat genişliğini dağıttık. 3,5, 3,5. İşte 2 ise 2, 2. Boy. Daha sonra ucuna 2 santim ekledik. Onu da şöyle belirteyim. Şu şekilde. 2 santim ekledik. O ayrı bir pay. Bu araya girdiğinde şimdi göreceksiniz dikerken. Kolay köşe dönsün diye yaptığımız bir şey. Daha sonra bunlara tele yapıştırdık. Bundan kestiğimiz parçalara şu şekilde. Güzelce telemizi yapıştırdık. Ortadan ikiye katladık. 2 adet kesiyoruz. Bunu anladık mı? Kalıbı anladık değil mi? Şimdi biraz da bedendeki şeyi anlatacağım. Bedende yakanın tam ortasına geliyor. Yakanın tam ortasından kalıbınızda bunun olması gerekiyor. Bunu kalıbı çıkartmadan önce de bunu hazırlamanız lazım. Veya hazır kalıplarla yapıyorsanız bunun işaretlerini dergi üzerinden alınması gerekiyor. Burada bir çizgi var gördüğünüz gibi. Burası 18 santim. Kalıbın kaç santimdi? 20 santim. 2 santim içe dönme payı verdim. Şimdi pat genişliğim kaç santimmiş? 3,5 santim. Bu ara kaç santim? 3,5 santim. Eğer 2 santim olsaydı bu arada 2 santim olacaktı. Yani buradaki kalınlık, incelik size kalmış. Modelinize bağlı uzunluk uzatabilirsiniz de. Ama hani genelde yapılan tişörtlerde falan uygulanan ölçüler bunlar. Fakat modele göre değişiklik gösteririm gösterir. Yani burada payıyla birlikte var. Fakat burada paysız bir şekilde pat genişliğini 3,5 santimi şu şekilde çiziyoruz. Çizgileri aşağıya doğru kumaş üzerinde işaret alırken uzatıyoruz. Bunu da bu tarafa doğru uzattım. Neden uzattım? Aynı çizgiyi fileto cepte yapmıştık ya, hatırlıyor musunuz? Aynı mantık aslında, fileto cep gibi yapıyoruz ama biraz daha değişik tabii ki. Patı tel alayıp ütüledikten ve ortadan ikiye katladıktan sonra şuradaki 1 santimlik payımızı şu şekilde buraya çiziyorum. Veya kumaş kenarından patın genişliği 3,5 santim olacağı için katladığım kumaş katı tarafından 3,5 santim çizerim. Ve bu çizgiyi şurası genişliğim olacak şekilde ayarlarım düzgün bir şekilde. Aynı işlemi bunun içinde yapıyorum. Karşılıklı olarak ikisini de yaptım. Kumaşınız çok esnek bir penye ise bunun arka kısmına da tele yapıştırabilirsiniz. Daha düzgün dikersiniz. Şimdi buradaki çizgilerim hazır. Bu çizgileri nasıl yerleştireceğim onu anlatacağım şimdi. Şimdi bu çizgiyi fileto cepte yaptığımız gibi çizgileri üst üste getirip diktiğimiz zaman düzgün bir şekilde çeviriyorduk değil mi fileto cebe? Bunda da aynı şey geçerli. Bu çizgiler üst üste gelecek şekilde ve bakın özellikle bu çizgiyi uzattım ki bize yardımcı olsun diye. Yani şu çizginin devamı şeklinde gelirse burada da şuraya tam üzerine denk gelecektir. Doğru mu? Evet. Şimdi şurayı da bir işaret koyalım. Çünkü buraya kadar dikeceğiz. Şuraya kadar dikeceğiz. Karşılığında da bunu koyuyoruz. Bunu da bu şekilde yerleştiriyorum. Çizgi devam ediyormuş gibi düşünüyorum. Çünkü burada kaydırmaları çok yaptığınız için bu çizgiler size mutlaka yardımcı olacaktır. Bu çizgiyi devam ediyorum. Şunun üstüne taşıyorum. Bunun karşılığında da bu buraya denk geldi mi? Evet, denk geldi. Makineye geçelim şimdi. Tekrar üzerine şu şekilde koyuyorum. Fakat çizgilerime güvendiğim için bu çizgiler üzerine denk geleceğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla çizgim var. Bunlardan faydalanıyorum. Önce şuradan bir bakıyorum. Çizgi çizginin üstüne gelmiş ki yakanın tam ucundan başlamışım. Evet, başlamış. Şu şekilde yerleştirdim. Şöyle bir tutturalım. Şimdi nerede bitecek? Tam şu çizgilerin bitiştiği yerde şurada dikişimi bitireceğim. Bakıyorum, yine kontrol ediyorum. Evet, üst üste geliyor.
sürekli kontrol ederek yapıyorum. Geldim şuraya. Tam bu noktada arkadaşlar bitireceğim. Burada geriye doğru gidiyorum. Bir kere daha geldim, bitirdim. Şimdi burayı yaptım. Bu kısım getirmiştim ben. Şimdi burayı diktim bu şekilde. Aynı işlemi burası için de yapıyorum. Kontrol etmemde fayda var. Çizgi devam ediyor mu diye. Evet, devam ediyor. Şimdi burada tekrar bir zorlanırsanız eğer şunu tekrar kontrol edebilirsiniz. Şu çizgiden sonra geodreli tutup cetveli tutup tekrar 3,5 mu değil mi diye kontrol edebilirsiniz şu an. Diyorduk ya, ikinci dikişle birinci dikişle ikinci dikiş arasındaki mesafe çok önemliydi. Şuradaki genişlikle ve buradaki genişlikle ortadaki genişliğin birebir tutması gerekir ki kestiğimizde aradan çevirirken arayı tam olarak kapatsın diye. Şimdi elinizi burada tutabilirsiniz şu şekilde kaymasın diye. Arada bir kontrol edersiniz. Bakarsınız zaten göz, yani burada pek göz yanılması olmaz. Böyle gittiğiniz zaman o çizginin üzerinden ve tam o noktada bitirdiğiniz zaman tıpkı filetodaki gibi arkadaşlar aynı yerde bitmiş olması gerekiyor. Şimdi kesme işlemine geldik. Asıl işlem işte bu. Bakıyoruz. Şöyle arkadan kontrol ettiğimde, ölçtüğümde göreceğim büyük ihtimalle 3,5. Kontrol etmeme gerek yok. Bakıyorum aynı yerde bitmiş mi? Evet, aynı yerde bitmiş. Aynı filetodaki gibi. Şimdi kesme işlemine geliyoruz. İsterseniz kesme işlemini önden yapabildiğiniz gibi arkadan da yapabilirsiniz. Şu uç noktalara kadar geleceğiz. Ortadan kesiyorum. Şu şekilde bir yere kadar, yaklaşık 2 santime kadar ortadan kestim. Buraya geldim. Geldikten sonra burayı şöyle bir kaldırıyorsunuz. Şu şekilde. Tamam mı arkadaşlar? Tam ucuna gelmeden, tamam mı? Yaklaşık 1 milim kala ucundan çıtlatıyorsunuz ucuna kadar. Aynı işlemi burası için de yapıyorum. Ucuna kadar geldim. 1 milim kala bıraktım. Şimdi bunları İçeri doğru şu şekilde çeviriyorum. Bunu da çeviriyorum. Şu şekilde çevirdim. Şöyle bakın. Sıkıntı yok. Bir bakıyorum. Tekrar şöyle elimle düzeltiyorum gerekirse. Şu şekilde hazırladım. Sonra tabii ki ütü yapmamızda fayda var. Fakat ütü yapmadan da yapabiliriz. Zaten şu an ütümüz çalışmıyor galiba. Ütüleyemeyeceğiz. Neden? Şey, suyu bitmiş. Şimdi yani ütülesek daha güzel dikeriz. Şimdi ne yapacağız? Buradan geleceğim. Şu dışarıdayken tabii ki. Hı. Tamam mı? Böyle geleceğim. Bir de böyle geleceğim. Fakat onun öncesinde buradaki üçgeni ne yapıyorum? Hata sabitliyorum. Canım oraya... Öncelikle şöyle bir bakıyorum, kontrol ediyorum düzgün mü değil mi. Ondan sonra arkadaşlar şu şekilde çeviriyorum, tamam mı? Çok fazla böyle oynamıyorsunuz burayla. Oynadığınız zaman böyle birkaç kere gidiyorum. Hani orası sabitlensin. En çok tişörtlerde de sökülen yer orası oluyor ya. Evet. Şu şekilde ayarladım. Ben onu sabitledim. Burada zaten ilik düğme veya çıt çıt olacak. Şimdi burayı dikmeden önce şunu da söylemek isterim. Hani yaka vesaire bir şey olacaksa onu tabii araya takmamız gerekir veya sonradan çalışmamız gerekir. Ben sadece size patın genel mantığını anlatıyorum. Şimdi bakın buradan başlıyorsunuz şu şekilde. Şunu attım bu tarafa. Şu şekilde. Biraz büyütelim, küçük geldi olsun. Başlıyorum 1 milimden dikişi yapmaya şuraya. Sonra buraya geldim. Artık ne yapabilirim? Bunu yukarı alabilirim. Değil mi? Çünkü alta gelecek. Orayı da dikmiş olacak çünkü dikerken. Şu şekilde. Geldi. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Geldim. Evet. Çimamızı da çekiyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Yakamızı
bitirmiş oluyoruz. İlik, düğme, çıt çıt vesaire. Tamam mı? Ne istersen. Şimdi bunu katlamıştık. Fileto cep gibi dikmiştik. Şimdi bunları bu şekilde açık olan, yani kalıbı açtığımız zaten aynı boyutta. Şu şekilde. Bunu açık bir şekilde buraya bir kez de dikiyoruz. Şöyle. Yine aynı mantığı kullanarak çizgiler birbirini devam ettirecek ve çizgiler üst üste gelecek şekilde açtım. Yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştirdim. Karşısına da bunu yerleştiriyorum bu şekilde. 1 santimlik pay. 1 santimlik payımız da burada kaldı. İki tarafa da vermiştik. Anladık mı? Şimdi başlayalım. Evet. Aynı şekilde dikmeye başladık ve aynı noktada tam üst üste gelecek şekilde koyduğumuz patı altıyla birleştiriyoruz. Yine git gel yapıyorum ki orası sökülmesin diye. Bunu diktim. Şimdi karşı tarafı dikeceğim. Onu da yerleştirdim. Yine çizgiler üst üste gelecek şekilde. Evet. Şimdi arkadaşlar bakıyorum, kontrol ediyorum. Şimdi ortadan kesiyoruz. Yine geldim 2 santim kala durdum. Buraya geldim. Diğer tarafı da aynı şekilde çıtlattım. Şimdi bunu içeri attım. Bunu içeri attım. Şu şekilde. Burada görmeniz gereken şey o değil de aslında yaka kısmı. Diğer türlü aynı çünkü. Şimdi atalım. Şimdi bakın. Burası çok önemli. Burası açık kaldı değil mi arkadaşlar? Araya yakayı takıp şu şekilde çevirip dikip temizliyoruz. Şu şekilde. Böyle de temizleyebilirsiniz. Biye ile yaka ile fark etmez. Önemli değil. Bu şekilde temizlediniz ya. Daha sonra çımasını yapıyorsunuz. Aradaki fark bu. Dediğim, tamam mı? Açıkçayı araya taktık. Her zaman yaptığımız gibi. Bak şöyle getirdik ya. Taktı. Mesela şuraya dikeyim isterseniz öyle görün. Bir el çalışacağız misal oraya. Şöyle diktim. Şöyle çevirdim kızlar. Temizledim yani orayı. Hı hı. Buradan yaka da çıkabilirdi değil mi? Hı hı. Bu şekilde çıkabilirdi. O zaman ne oldu? Burayı, diğer tarafı da öyle yaparsak orayı da temizlemiş oluruz. Daha sonra çıma dikişini yaparsak eğer burayı kapatmış oluruz. Ama öncesinde kapatırsak yakayı çeviremeyiz. Tamam mı? Aradaki farkımız bu.